Ekstra programından herkese merhaba. Haftanın son gününde Yeni Gün TV ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Gerilimin ve heyecanın had safhada olduğu futbolda bu hafta neler yaşanmış, gelin hep birlikte bir göz atalım. İzmir'i Süper Lig'de temsil edecek olan Göztepe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı Kırmızılı yönetim Süper Lig'de ses getirecek bir kadro kurmanın peşinde. Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe'de yoğun bir trafik var. Sarı Kırmızılı ekip ilk imzaları iç transferde attırdı. Göz göz takım kaptanı İsmail Köybaşı ile yeni sezon içinde anlaşma sağladı. Nijeryalı orta saha Denis'in de sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. Dış transferlerde ise Kıbrıs Rum kesiminde forma giyen Brezilyalı Thilo Silva ile el sıkıştı. Sarı Kırmızılı yönetim hücum hattı için İngiliz oyuncu Ojo'yu listesine aldı. Göztepe'de yönetim Ojo ile önümüzdeki günlerde temasa geçecek. Karşıyaka Spor Kulübü'nde 1 Haziran Cumartesi günü yapılacak genel kurulu öncesi mevcut başkan İlker Ergüllü adaylığını açıkladı. Kafkaf'ta seçime kısa bir süre kalaysa eski başkan Turgay Büyükkarcı ile İlker Ergüllü arasındaki buzlar eridi. İzmir'in Uluçınar'ı Karşıyaka'da gözler 1 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan genel kurula çevrildi. Yeşil Kırmızılı Kulüp'te mevcut başkan İlker Ergüllü adaylığını açıkladı. Ergüllü 3 yıl boyunca görev yapacak güçlü bir yönetim oluşturmak için kolları sıvadı. Ayrıca seçime kısa bir süre kala Karşıyaka camiasında da önemli bir gelişme yaşandı. Son genel kurul öncesi aralara açılan İlker Ergüllü ve Turgay Büyükkarcı uzlaştı. İkilinin yapmış olduğu görüşmeler sonrası aradaki buzlar eridi. İlker Ergüllü ve Turgay Büyükkarcı zirvesinden sonra önemli gelişmeler meydana geldi. Büyükkarcı 3 yıllık forma reklamı, Alsancak Stadında loje ve Mustafa Kemal Spor Salonu'ndaki VIP koltuklar karşılığında 29 milyon TL üzerindeki alacağını talep etmeyecek. Ayrıca 52 milyonluk coin'den de feragat edeceği öğrenildi. İkilinin zirvesi sonrası eski başkan Turgay Büyükkarcı toplamda 80 milyon liradan feragat etmiş oldu. Altay camiasında gözler 29 Mayıs'ta yapılacak genel kurula çevrildi. Kulüp tarihi adına çok önemli olan toplantıda üyelerin şirketleşme adına yönetime tam yetki vermesi bekleniyor. Tarihinin sportif ve maddi olarak en kötü sezonunu geçiren yeni sezonda ikincilikle mücadele edecek olan Altay'da gözler 29 Mayıs'ta yapılacak genel kurula çevrildi. Camia ve yönetim şirketleşme ve yatırımcı bulmak için yoğun bir mesai harcıyor. 29 Mayıs'ta yapılacak genel kurulda mevcut kulüp üyelerinin 4'te 3'ünün kurulda yer alması gerekiyor. Kulübün geleceği adına çok önemli şirketleşme işleri yürütme adına yönetimden yetki almayı bekliyor. 670 milyon Türk lirası borcu bulunan, FIFA'da çok sayıda dosyası olan ve transfer yasağı bulunan Altay'ın geleceğinin kurtuluşu şirketleşme olarak gözüküyor. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu. Zira Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar rakibini Gezal, Salih Uçan ve Elm Surati'nin golleriyle 3-2 mağlup ederek 11. kez bu organizasyonda zafere ulaştı. Karşılaşma sonrası düzenlenen törende Türkiye Kupası, Beşiktaş kaptanları Necip Uysal'la Cenk Tosun'un elinde havaya kalktı. Ayrıca maçın oyuncusu da siyah beyazlıların başarılı orta sahası Salih Uçan seçildi. Böylece Kara Kartal 11. kez kupayı müzesine götürdü. Bugünkü Spor Ekstra programımızın sonuna geldik. İzleyicilerimizden gelen talep doğrultusunda program sayımızı haftada 2 güne çıkartıyoruz. Ben Beyza İndi, artık Yeni Gün TV ekranlarında çarşamba ve cuma günleri Ege kulüplerinde yaşanan en sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyor olacağım. Bir sonraki programda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hepinize şimdiden keyif dolu bir hafta sonu diliyorum.